Peki diğer yarışmacılara da sorayım. Lezzeti var mı İsa? Lezzeti yok. Emeğinize sağlık bu yok arada. Yok mu? Yok, lezzeti yok. Şöyle bir durum var. Sebzeler, biberler daha doğrusu çiğ kalmış. İçinde diri kalmış açıkçası. Çok bir tat alamadım ben açık konuşmak gerekirse. Hani dünkü Hatice Hanım yaptığı çorbaya göre dünkü Hatice Hanım'a o zaman haksızlık yaptık. Bence, çünkü çorbası şahane. Yaptınız zaten oraya yaptık. Geleceğiz. Bence, şahane, bence, şahaneydi. Çorbası şahaneydi. Hayır, çorbası şahaneydi dünkü Hatice Hanım'a göre. Onun için 5. Ben şu an evet haksızlık yaptım düşünüyorum. Evet düşünüyorum Hatice yani Hanım'a. Yani şöyle söyleyeyim çünkü, sen puan kırmak için hayır, çaba harcıyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Yani neden? Kesinlikle çok emek isteyen bir çorba. Ben bununla çok uğraştım. Tabii ki içinde diri kalacak. Ya bakın zaten uğraşacaksınız. Ne yapacaksınız? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok haşlandırma. Hazır mı yapacaksınız? Zaten. İçinde sebzeler erir. Erdem Bey gibi hazır çorba mı yiyeceğiz yani? Tabii ki yapacaksınız. Ben de seviyorum ki. Şimdi benim lazım. Çorbamı beğenmeyip ben onu iddialıyım diyorsunuz. Onu tamam mı? Soğanlı sarımsakla kavurdum. Tamam da iddialıyım diyorsunuz. Gerçekten benim sizden beklentim çok yüksekti. Ben peki, iddialıyım. İsa tamamlısınız. Yani beğenmedim. Daha doğrusu catering firması çorbası olmuş. Böyle evet. Evet. Şöyle yani, söyleyeyim bakın. Fason çorba olmuş benim gözümde. Fason çorba evet. Mı? Bence, Allah Allah. Hayır. Erdem kesinlikle. Bey dün burada ben mutfağı toplarken yanıma geldi. Senin çorban çok güzeldi dedi. Ben sana haksızlık ettim. Aa. Dediniz mi? Yani öyle bir muhabbetimiz oldu ona yakın. Evet. Yarışma sonrası. Evet. Yarışma sonrası neden onu da söyleyeyim. Şimdi hani bir puanda bir 5 verdik ya böyle evet, bir durumumuz söz konusu oldu. Evet herkes bir 5 verdi. Kendisi ben aslında keşke deseydim. Keşke deseydim. Çünkü ben 6 yapıyordum. 6'yı son anda 5 yazdım. Aa! Niye böyle bir şey yaptım diye çok kendi evet, kendime dertlendim. Evet, bana da söyledi. Dedi ki sizin çorbanız bak, bile mükemmeldi. Tadı damağımda kaldı. Çok doğru söylemişim ama biliyorsun. Çok çabuk çark etmişsiniz. Çok doğru söylemişim çünkü bu çorbadan daha güzeldi. Ya. Bu çorbadan daha güzeldi. Çorbam dün gayet Erdem, yok, bir saniye. Ben kırmak için. Sevgili evet. Erdem, buyurun. Dün ben sana burada neden 5 dediğimde yo 5 de hakkı, bence 5 falan filan yapıyordun. Daha benim söylememin üstünden 5 dakika geçmeden gitmişsiniz. Şimdi Zuhal Hanım insanların pişmanlığınızı da dile getirmişsiniz. Vicdan muhasebesi yaptığı dönemler ya oluyor. Kamera önünde değil, kamera geçmiş ben olsun. Ben kamera önünde söyledim saniye. Bunu. Burada şimdi İsa hata yaptı çünkü bir evet, değiştirmek evet, istediğinde çok geçti ama artık. Ama şimdi geç yani. Artık. Ama şimdi sen ama kadın belki de bu haftanın birincisi olmayı hak eden bir yarışmacıydı. Siz şu an elinden otomatik olarak ha belki diyorum bu arada. Daha yeni başladık ama da. Ama bu çorbadan daha güzeldi. Şimdi çorbayı geç. Yani. Şimdi sen pişmansın. Sen pişmansın. Dün, gitti oradan birer puan. Erdem Çiğdem'le ilgili de bir duyum aldım. Onu daha sonra konuşacağız. Şu çorba yorumunu bitirelim bu konuya döneceğiz. Arzu? Sanki şöyle bir çorba olmuş. Evde kalan birkaç tane malzeme onları değerlendirmek için hepsi için atılmış bir çorba. Kesinlikle. Diri kalmış gerçekten sebzeler. Biraz daha pişmesi gerekiyordu. Tuzsuzdu. Bir de aşırı un tuz tadı geliyor. Tabii ki koyabiliriz. Evet. Bunu değerlendirip almak çorbaya, sorun evet, değil. Sana ama un tadı geldi mi? Geldi. Hani gerçekten benim çorbamda sen sıranı savdın. Anlıyorum. Ay, dolusun sana geleceğim. Ya. Yok seni konuşturacağım. Evet. Ama Erdem'i de dinleyeyim son olarak çorbayla ilgili. Şimdi çorbayla ilgili hemen şunu söylemek istiyorum. Hani kafam kadar diye bir şey söylediniz ya Hatice Hanım. Evet. Çok haklısınız. Aynı şey ilk önüme geldiğinde ben de düşündüm. Yani kafanız kadar değil Erdem. Şu, yani ben o örnekten çıkıyorum. Hakikaten çok büyük. Yani şunu da bir görüntü olarak. Zaten taneli çorba bu. Görüntü taneli olarak kötü çorba. Bir kötü bir görüntüsü tavuk var. Yok. Bir tane evet, bile tavuk yok. Ayrıca tamam, bana küçük bir parça tavuk gelmiş. Ben şimdi burada Çiğdem Hanım'a yakın olduğum için daha çok görüyorum. Hepimizin tabağında belki sizde var ama bizde en çok kafi, tavuk en çok ama tavuk kendisinin kendi tabağına gelmiş. Bağlı. Kendisinden torpil yapmış. Aslında biz burada misafiriz. Misafire sizin bunu yaptınız. Çiğdem ya, doğru söylüyor. Pardon. Neden? Şimdi sen acaba servis ederken servis oraya ederken tavuk oraya ama herkese hayır, eşit koyacaksın. Hayır ben şey yapmadım tencereden doldururken hani tavukları ama işte dikkat etme. Şimdi tavuk önemli bir parçası bu yemeğin. Şimdi orada yarışmacı da yok. Mesela. Cidem Hanım bu, para kazanacaksınız inşallah. Hani herkes inşallah için. Hani Allah kime rast getirirse kazansın ama şey, bunu düşünerek tabii bu servisi tadını yaparsanız. Tadını Erdem. Tadını da pek beğenmedim. Tuzu az yapma geldi. Ya. Bu evet, sebzeler büyük olduğu için ondan da tad alamadım. Göze hitap etmiyor, damağa hitap etmiyor. Dünkü çorba bundan daha lezzetliydi. Gayet. Tavuk da pek yemedim. Sadece küçük bir parça gelmiş. Cidem Hanım kendisi 500 kişiye evet, tek başına yemek yaptığını söylüyor. Evet. Ben de buradan seyirciler de bizi seyrediyorlar. 500 kişiye lütfen yemek nasıl yaptığınızı fotoğraf getirin, video getirin. Burada siz arkadaşlar yemesin. İspat edin. Gerçekten çok merak Erdem ediyorum. Erdem Bey isterseniz yani, hesabımdan görebilirsiniz. Hesabınızdan gayet ben gayet var. Hepimiz 500 görmek kişi çekip sayacağız mı? Evet. Hepimiz tek görelim. Yani kazanları falan tamam hepiniz görebilirsiniz. Demek ki Hatice Hanım şunu anlayacağız. Ben orada eğer tuttum desem durabiliyorsam. Şu anki çorbada bir lezzet göremedim. Umarım diğer. Ticari olarak çok iyi bence. Erdem Bey kusura bakmayın.
Hayır. 500 kişiye çok yapılır herhalde, arada böyle kaynıyor herhalde hani böyle yani şeyler. Ondan dolayı daha olabilir. Ben hep onu söylüyorum. Buraya aşçılar, doğranıyordur belki. İşte tabii dot yemek yapanlar veya personel yemeği yapan insanlar geliyor. Hep onu söylüyorum. Şimdi orada diyorsun, diyor ki diğer yarışma. Ama şimdi o her gün yemek yapıyor. Tecrübeli Zuhal Hanım. Tamam da o da mesela kazanlarla, tencerelerle o kadar Erdem malzemeyle Bey, yapmak başka, alt şey yapmak başka. Bence siz benim aşçılığıma laf söylemeyin. Yok. Siz balınızı satın. Yok, bal ben satmıyorum bal zaten. Geçen satın, bala da geçiş yapın. Bal dediniz, bal da satın işim yok. Şey bal da satın. Balcılardan değil. Evet. Ben doğru adamım. Her şey doğrusunu yaparım. Dün burada evet dedim ki ben değiştirebilir miyim? Tabii ki kabul görülmedi. Sıcağı sıcağına bir pişmanlık yaşadı. Sıcağı sıcağına yaptım bunu. Evet. Siz neye dayanarak mesela böyle bir muhabbete girdiniz? Ben böyle bir muhabbete girmedim. Şurada koltukta rahat otururken düşündüm. Bir vicdan muhasebesi yaptım. Dedim ki hani herkes 5 verdi. Ben aslında bu 5'i gerçekten vermemeliydim. Elin 6'ya kayıyordu. Evet. Niye 5'e kaydı? Ben onun için Hatice Hanım'a söylüyorum. Bana puan verirken bunun intikamını alabilir. Daha düşük puan versem kabul edilir. Şimdi ben kabulümdür. Bence Kenan'dan oynadı. Olabilir. Kabulümdür. Ha, sen bir puan eksik almayı kabul kabul ediyorsun. Çünkü şimdi bakın. Biz ama telafisi o mu acaba? İnanın ki ama şimdi yanlış yanlışa cevap vermek olur. Telafisi olmamalı. Sen aa, peki edin. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu da seni 5'e iten, tetikleyen unsur neydi acaba? 6'yı yapıyordum tam elim 5'e kaydı. Ha. Ne geldi aklına? Ne oldu? Şimdi ne geldi aklıma? Yemek ekşiydi. Ekşi tadı beni da kravat bile gitti. Ekşiden dolayı gözüm. Ekşili diye yazdığınız kadın. Suları aktı yani. O kadar lezzetli. Kravatına kadar etmedi, damladı. Ağzım kabul etmedi. Dışarı hayır, attı. Hayır. O kadar lezzetliydi. Aşağıya aktı. Ekşili yazdı. Güzel bir ekşi olmasıydı. Hayır şunu söyleyeceğim. İşin şakası bir tarafa. İşin şakası bir tarafa. Hani ben yemeklerin tadına baktım ama insan bazen hata yapabiliyor. Anlık düşünüyorsunuz. Yani ben buradan herkese de söylüyorum. Lütfen not i̇şte, verirken biraz Erdem daha içten yaşayın. O yüzden Zuhal Hanım iki defa soruyor. Ben tam da bu yüzden hele de özellikle pazartesileri minimumda tutmak için bu hataları ekstra ekstra konuşuyorum. Uzunca bir süre diyorum ki bakın menü bu, beğendiniz beğenmediniz, tek tek soruyorum, emin misiniz, değiştirmek ister misiniz? Hayır diyorsunuz, çok emin konuşuyorsunuz. Hatta açtıktan sonra o kadar ateşli savundun ki kendi peşini. Erdem hemen hata. Program biter bitmez bunu söylemem beni düşündürüyor. Erdem Bey tadına bakmadı ki. Yani. Erdem Bey porsiyon porsiyon ya, yedi. Hayır ben porsiyon porsiyon yedim. Güveçten yedim ama güveçten. Hayır Erdem Bey siz hepsini beğendiniz. Pilavı beğendiniz. Çok mesela ben bir yerde ikinci kez istediğim bir yemekten hoşnut kalmışım demektir. Tamam. Evet. Güveçten bu tamam kaldım. 5 olmamalı zaten. Ama güveçten, hele ikinci kez o güveçten bir daha yapsanız vallahi iştahla da yerim. Aa, ona da 9-10 da veririm. Efendim? Çorbadan da içer misiniz? Çorbayı içerim ama dünkü gibiyse o yine düşük not alır benden. Ama dediğim gibi aman telafisi için bana eksi puan vermenizi rica ediyorum. Ama ve bundan sonra güzel de diyorsun çorba. Ha, çorba güzeldi. Bana eksi puan vermesi telafi etsin. Gerçekten hayır, çok açık açık söylüyorum. Ya normalde bayanlar burada benim dediğim çok net anlaşılır. Biz beğendik. Hayır. Benim yani sen devamlı çok... car savunacağım tabii ki kendimi, savunmayayım mı yani? Böyle bekleyeyim mi? Onu mu istiyorsunuz? Yani ya? Metro isabet. Müsaade edersen bize tamam. Konuşalım. Ben tamam, o zaman hanımefendiler de konuşsun. Tamam deyin, susun lütfen. Tamam deyin. Ben tekrar ağır kesici aldım ya saniye. Senden sonra. Bir puan eksik 6 verecektim. O zaman bugün kimleri kaç tane alacaksın bilemiyorum. Tamam hepimiz vicdan muhasebesi yaptık. Ben gerçekten 6 vermeliydim. Gidelim, bir tane puan az verdim. Telafisini bana eksi puan vererek telafi edebilirsiniz. Ama benim için bir bundan sonra çok dikkatli olacağım. Erdem Bey neden pişman oluyor veya neden dile getiriyor bunu? Bence dile getirmemeliydi. Bunu Hatice Hanım'a dile getirmesi bence onun yanlışını oldu. Erdem Bey içten pazarlıklı. Kendi gününü oynadı. Evet, ben de vicdan yaptım ama bunu kendi içimde absorbe etmeye çalışırken ben bunu dile getirdim. Ama o direkt yanına giderek kendine çalıştı. Bence yapmaması gerekiyordu. Erdem Bey'i samimi bulmuyorum çünkü aslında Erdem Bey ne yaptığını bilmiyor. Şu an kendini böyle bir boşluğun içinde mi görüyor? Artık televizyon karşısında çok fazla bir heyecan mı yaptı? Anlamadım. Bence kendini oynuyor. Sonra da masada şey diyor işte. Benim puanımdan düşersin. Şöyle yaparsın. Sen zaten yani birinciliği hayal bile etme. Sanki sana puan mı vereceğim bir de puandan düşeceğim? Boş konuşuyor sadece.